أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. Abi konumuz bugün mekan dersini hazırladık. Mekan dersini hazırladık. Mekan dersini hazırlarken çeşitli kulvarlarda diyeyim, yani psikoloji olsun, enfisi olsun, ilmi olsun, çeşitli şeylerden derlemeye çalıştık. Yani biraz çeşitli oldu abi. Mekan kelime itibariyle mim, kef ve nun harflerinden meydana geliyor. Mekan. Evet. Evet, mim, kaf, nun. Mim harf şeylerinden gidecek olursak ilk önce bir o cihetten gidelim, ondan sonra bakarız öbür taraflarına. Mim, mülk, şehadet ve kahır alemindendir. Tabiatı soğukluk ve kuruluk. Unsuru topraktır. Kef, gayb ve cebarut alemindendir. Tabiatı sıcaklık ve kuruluk, unsuru sudur. Nun, mülk ve ceberut alemindendir. Tabiatı soğukluk ve kuruluk, unsuru topraktır. Yani mim, kaf, nun şey yaparsak, mülk ve şehadet aleminden gayb ve ceberut alemine geçiyoruz. Tekrar mülk alemine geliyoruz. Sadece bununla. Nun toprak mıdır abi? Nun unsuru toprak diye bu şeyde bende var ama. Şunu ben hatırlayayım. Tabiat itibariyle bakacak olursak soğukluk, kuruluk, sıcaklık, kuruluk, soğukluk, kuruluk diye gidiyor. Toprak, su, toprak. Yani mekan aslında burada gözükürken gayb aleminin burada yansıması gibi oluyor. Yani şöyle diyecek olursak bu gördüğümüz mekanlar hepsi insanın mana aleminin buradaki karşılığıdır. Mana alemindeki buradaki karşılığını görüyor herkes. Yani aslında herkes farklı görüyor. Aynı şeyi herkes farklı görüyor. Bu sadece harflerden çıkartacak olursak, yani mim mülk alemini, kaf gayb alemini, nun gene mülk alemini temsilen şey yaparsak, iki mülk aleminin içinde gayb alemini gösteriyor. Yani biraz daha ilerlersek anlaşılacak herhalde. Güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsile bir kanun hakikat gösteriyor ki nur ve nurani için kayıt olmaz. Uzak ve yakın bir olur. Az çok musavi olur. Mekanını zapt edemez. Aslında mekanın biz genel bir tanımına baktığımız zaman yer diye tabir ediliyor ama aslında mekan bir şeyde, yani bir maddede uzaklık ve yakınlığı tayin eden, az ve çoğu meydana getiren şeyin adı mekandır. Yani biz az ve çok, uzak ve yakın diyebilmemiz için mekana ihtiyacımız var. Mekan olduğu zaman ancak uzak ve yakın, az ve çok diyebiliyoruz. Mekan olduğu zaman. Mekan olduğu zaman. Uzak. Bir şey tanımlıyoruz birbirine. Evet abi. Yani mekan aradan kalktığı zaman uzaklık ve yakınlık, az ve çokluk diye bir şeyden söz edemiyoruz. Bu sefer işte vahdet mertebesine çıkılıyor. İleriden söyleyeceğiz. Yani mekan kalktığı zaman vahdet çıkıyor. Vahdet çıkıyor. Yani mekan, şöyle diyeyim. Mekanı ortadan kaldırdığımız zaman her şey bir olur. Tek şey olur. Fakat içeriye mekan girdiği zaman, yani mekanlar girdiği zaman uzaklık ve yakınlık, az ve çok gibi nisbi kavramlar meydana geliyor. Dolayısıyla
bu biraz ilerleyen şeylerde söyleyeceğiz de vahidiyeti ehadiyette gösterme şeyi mekanda, mekan üzerinde oluyor. Vahidiyeti? Vahidiyeti ehadiyette gösteriliyor diyoruz ya biz abi ikinci sırda. Biraz sonra okuyacağız orayı. Vahidiyetin ehadiyette gözükebilmesi için mekan denilen kavram şart. Zaman. Evet. Zamana da gireceğiz. Mekan denilen unsur, yani mekan denilen anlayış şart. Tekrar diyecek olursak, güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsile bir kanun hakikat gösteriyor ki nur ve nurani için kayıt olmaz. Uzak ve yakın bir olur. Az çok musavi olur. Mekan onu zapt edemez. İkincisini okuyalım. Mektubat 130. İkinci çıkarımımız. Şuradan başlayayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe verdiği zaman yaslandığı bir direk vardı. Bu ciz diye bir şey direk var abi. Tamam mı? Hutbe yapılıp oraya geçtikten sonra cizden bu şeyden ağlamalar işitilmiş. Duyulmuş. Sonra direkt buradan okuyayım isterseniz. İşte Hazreti Cabir tarıkında der ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken Mescid-i Şerif'te Cizrun Nahl denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minber-i Şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direk tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazreti Enes tarıkında der ki camus gibi ağladı. Mescidi lerzeye getirdi. Sel İbn-i Sad tarıkında der hem onun ağlaması üzerine haklarda ağlamak çoğaldı. Hazreti Übey İbn-i Kab tarıkında diyor ki hem öyle ağladı ki inşikak etti diye devam ediyor. Peygamber Aleyhisselam onun ağlamasını durdurmak için yanına gittiği vakitte onu kucaklamış. Ondan sonra ağlaması kesildi. Fakat ciz denilen o direğin Peygamber Efendimiz'den bir dileği, yani şart koşuyor. Eğer bunu yaparsan susacağım diyor ve o şartı şu abi: cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada bekka bulup çürümek yoktur. Hem bir mekan ki orada bekka bulup çürümek yoktur. Şimdi buradan çıkarımımız şu: İnsanın mekanın insan üzerinde etkisi var. Yani öyle bir mekan ki beka bulup çürümenin olmadığı bir yer. Demek ki beka bulmak ve çürümenin olmaması mekanın iktiza ettiği bir sonuç. Yani mekandan dolayı kaynaklı bu özellik. Yani biz beka bulup cennete, şimdi yanlış olabilir ama, beka kazanıp cennete girmiyoruz. Cennete girdikten sonra beka orada şey oluyor. Mekanın özelliği. Mekanın özelliği o. Cennet mekandır diyor. O cennetin özelliği beka. Yani biz şimdi beka bulup cennete girdik değil, cennete girdiğimiz için oradaki özellik meydana geliyor. Dolayısıyla demek ki o kadar büyük bir sirayet var ki Hasan abi cennette. Yani sirayet eden, yani nasıl mesela kötü bir ortama girdiğiniz zaman nasıl oradaki sirayet sizi boğuyor, nefes alamıyorsunuz bazen. Demek ki cennetteki sirayet beka sirayet ediyor işte, nasıl bir şeyse. Onun için göz görmemiş, kalbi beşeri kurtur etmemiş deniyor. Peki şey diyemez miyiz Yasin? Ruh mesela zati şeydir diyor, beka. Ruhun özelliğidir, zati özelliğidir diyor. Ruha mekan cennettir. Acaba ruh yapıyor mu? Bu özellik var da bu özelliğin inkişaf edebileceği ortam cennet anca. Tamam, bizde bu özellik var ama mesela bizde bir mühendislik özelliği var ama mühendislik burada işe yaramaz ki. Ta ona teçhizat lazım, şantiye ortamı lazım ve inşaat mühendisinin şantiye ortamı, yani sokakta mühendisliğin bir şey işe yaramıyor.
O özellik bizde var ama beka özelliği bizde var. İnkişaf edebilme sırrı, yani inkişaf edebilmesini sağlayacak ortam cennet. Daha bunlarla binlerce duyguların inkişaf edebileceği yer cennet. Çok garip bir mevzu ya. Böyle mekan hakkında böyle ben de birkaç tane yapmışım. Bir yerde duymazsanız öyle dinleyin. Duymazsanız duyamazsınız. Çok garip bir mevzu. Dolayısıyla insanın içindeki istidat ve kabiliyetleri meydana çıkabilecek yerler mekanları teşkil ediyor. Yani bu mekan olmadan bu istidat ve kabiliyet ortaya çıkmıyor. İlla o mekan şart. Bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur derken, yani işte buradan çıkarımımız var ama beka insanın istidatında var, fakat bunun inkişaf edebileceği, ortaya çıkabilecek özellik cennette. Dolayısıyla mekanın şöyle bir özelliği var. Mekanların insan üzerinde etkisi var. Şu şekilde etkisi var. İstidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkarabilme etkisi var. Şeytan hani şey demişti abi Hazreti Adem'e, bunu yersen beka bulacaksın. Cennet değil ama o cennet olduğunu bilmediği için. bilmiyordu. Çok ilginç ya, tuhaf bir şey. Evet. Biraz ilerlesin. Benim de bir iki tespitim var aslında abi. Onları da Şimdi Gafur abi konuşmaya başlamadan ben bir söyleyeceğim şey evet. söyleyeyim ama Biraz söyleyeceklerimi söyleyeyim de. ilerlesin. 561. Biraz konuşsun, ağzına tıklayayım bakın. Şimdi geçen hafta ateşi Hasan abi yaptı aslında. Geçen hafta o son söylediği şey, son okuduğunuz madde vardı ya Hasan abi. Evet. O aslında bütün bunların ateşi o aslında. onun yankısı devam ediyor biliyor musunuz? Evet, ediyor değil mi abi? Amerika'dan, San Francisco'dan birisi fizik mühendisi yazıyor. Kanada'dan Montana bir şehir var orada. Montreal mı? Montreal işte profesör var. O yazıyor. Çok garip diyor mesela. Sen o vahidiyeti mekan mı ehadiyete vahdet mi yapıyor? Dersin başında ne demiştin? Vahidiyet tam yerinden okuyalım onu. Oraya geçelim Vahidiyet. direkt. Tamam. İkinci sözü ben okuyayım abi. Şey ikinci Yok ikinci o sır. İkinci sır Kur'an-ı Mucizül Beyan hadsiz kesreti mahlukata tezahür eden vahidiyet içinde okulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani diyor devam ediyor. Bu vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor diyor ya. Bunu gösterebilmesini sağlayan sistemin adı mekan. Diye tespit. Ehadiyet. Evet abi. Vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösterebilmesini sağlayan sistemin adı mekan. İlginç bir yere geldin. Mekan. Neredeydi ya? Dur. 561. Sen ararken Big Bang, büyük patlama deniliyor ki sıfır hacim, sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır madde, sıfır sıfat. Tamam. Sanki benim sesim havada yayıldığı gibi, sanki evren var da evrende Big Bang yayılıyormuş. Halbuki yok. Oysa yayılmasından ortaya çıkan evrendir. Nerede yayılıyor peki? Evet. Neredeydi o? Sonra ekledim ona telefonda. Benim mutfakta bir tane taş var biliyor musunuz o? Çakıl taşı. Hani Evet. farkındasınız da. Dere taşı değil mi? Dere taşımı aslında oraya koydum. Hem su iş yapsın. Dinle dedim o zaman. Peki nerede yani ilerliyor Bing Bang patlayarak mekanı oluşturuyor. Mekanda ilerlemiyor. Mekanı oluşturuyor. İki tane örnek vereyim. Yasin seni şey yapmak için. Evet, tamam. Motor blok. Sen blok motoru bilirsin. Bilmeyenler duysun.
Motor bir bloktur böyle, sağdan soldan deliklidir. Ona crank mini takarlar. Ondan sonra pistonlar koyarlar. Sibop kapağı koyarlar. Volan takarlar. Eksos donanımı böyle taka taka dışarıdan büyür. Ama çekirdek öyle değil. İçeriden patlayarak büyür. O taş, bu birincisi bu. Şimdi Allah'ın sanatında mekan böyle oluşuyor. O çakıl taşını, size de söylüyorum, çakıl taşını aldım. Orada bir tane kaşık vardı. Taşa vurdum. Taşa vurmadan önceki o ses neredeydi? Siz dinleyin bak. Bu çıkan ses daha önce var mıydı? Vardı. Nerede vardı? İmkanı vücut olarak. Adem'i değil. Adem'e benziyor. Neredeydi? Ve ne kaleme benziyor, ne masaya. Peki, bu mekan olmasa o ses yayılır mı? O zaman yayılmasa ses var mı? Evet. Ehad-ı Zat-ı İlahi ile külliyet ehad-ı zat-ı ilahi ile külliyet-i efali ve vahdet-i şahsiyesiyle müinsiz umumiyeti rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumulu tasarrufatı ve mekandan münezzehetiyle her yerde hazır bulunması. Sözler 193. Mekandan münezzehetiyle her yerde hazır bulunması. Demek ki mekandan münezzeh bir şey her yerde hazır bulunabiliyor. Her yerde hazır bulunabiliyor. Mekandan münezzeh demek her yerde hazır bulunabilmesi. Sani Kadir mekandan münezzehtir. Elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır. Sani Kadir mekandan münezzehtir. Elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır. Bu Miracın sırrı lüzumunda diyor ki abi, mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak egrabu ileyhi min hablil variddir. Ya her şeye her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı velayet-i Ahmediye aleyhisselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbine muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. Bu bir soru aslında ama sorunun içinde çok bilgileri derc etmiş. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak cisimden ve mekandan münezzehtir. Her veli kalbi içinde onunla görüşür. Demek ki ben Cenab-ı Hakk'ı ararken cisimden ve mekandan münezzeh bir şey düşünmem lazım ki ve her şeye her şeyden daha yakın bir şey düşünmem lazım. Yani her şeye her şeyden daha yakın ne demek? Yani su, buz ilişkisi ne düşünecek olursak yani mesela şu masaya masadan daha yakın mantık kuracak olursak yani bana yani buzu koyun masaya, buzu masaya koyun, değil mi? Evet abi. Buz suya sonsuz yakın. Ne kadar yakınsa Allah da Allah'ın esması da bize o kadar yakın. Öyledir. Esması. Esmacı. Yani sonsuz yakın demek onunla yapılmıştır. Ama abi burada şöyle bir şey var. Şimdi bakın. Buzla su sanki buna misal olmuyor biraz daha. Neden diyeceksiniz? Çünkü buzun suya yakın olduğu kadar su da buza yakın. Ama Allah'ın bize yakınlığı aynı yakınlık değil abi. Çünkü biz ona yakın değiliz. Buz sudan olma ama abi. Efendim? Buz da sudan olma değil mi? Bak şimdi. Buza bir şahsiyet ver. Suya bir şahsiyet ver. Buzun iddia ettiği her şeyi su da iddia edebiliyor. Diyor ki ben sana yakınım. Su da diyor ki ben de sana yakınım. Anlatabildim mi? Şimdi aslında bizde bir sır olarak o şöyle... Hayır. Yok mu? Şey yok. Su olmasa olmaz. Suyun buza yakınlığı buzun suya yakınlığı gibi değil.
sonsuz uzaktır. Buz mu sonsuz uzaktır abi? Evet, sudan. Çünkü asıl olan sudur. Çünkü suyu ortadan kaldırırsanız buz yoktur. Buzun kayyumu, vücudu varlığı suya muhtaçtır. Buz ortadan kalkarsa. Ama buz ortadan kalkarsa su vardır, buhardır, kardır, doludur. Çünkü buz müstakil bir vücudu yoktur, suyun sıfatıdır. Buzun zatı bir sıfatı yok, vücudu yok. Abi eğer öyle iddia ederseniz o zaman biz tamamen hayal ürünüyüz, o zaman biz yokuz demektir. Biz hayali değiliz de vücudumuz var ama vacibül vücuda göre vücudumuz yok. Vacibül vücuda göre vücudumuz yok. Ama Esma'nın cil ve cemal nakşı ve sanatıyız. Buzun mesela suda soğukluk yok ama buzda var. Yani buz nedir? Suyun sıfatıdır. Soğukluk da buzun sıfatıdır. Sıfatın sıfatıdır. Yani vacibül vücuda göre bizim vücudumuz yoktur. Yani şöyle söyleyelim abi. Şöyle söyleyelim, özür dilerim. Ben sana bir dinlenme olsun diye diyorum. Şimdi buz halindeyken münezzeh diyebiliriz. Az önce dedin çünkü mekandan münezzehtir. Mekandan münezzehtir. Su için gayr oluyor buz o zaman. Su buz halindeyken mekandan münezzeh diyebiliriz suya. Ama su halindeyken su artık buz orada kanuniyet olarak var. Yani bizim evet. Allah'ın ilminde var olduğumuz gibi. Gibi var. Şimdi oldu. Çok hoşuma gitti abi ya. Dediniz ya Allah'ın vücudu. Başka bir şey yok onun için. Yok. Ona vücuduna nispeten ama. Ama ne güzel bir şey ya. Evet. Ona vücuduna göre vücudun yok. Allah'la kayınız yani. Evet. Çünkü şöyle düşün. Su yokken buzun vücudu yoktur dedik. Olur mu ya, nasıl olur? Çıkart bakalım buzdan suyu. Kimse kalır mı? Yani asıl cevheri hangisi daha cami, kapsayıcı deyince bir yöntem söylemiştim size. Şu yöntemi uygula. Çıkar hangisini iddia ediyorsun. Bakayım ortada kimse kalıyor mu? Eğer kimse kalmıyorsa o cevherdir. Kalıyorsa sıfattır. Mesela ben mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri çok ilginçtir. Pek dile getirmiyoruz ama yeni gelmiş. Allah'ın esmasını ilk önce kabul eden sıfatlar esmadan çıktı der. İmam-ı Rabbani mi? Evet, bir garip şey var. Yani çok garip. Mesela sıfatları esmadan çıktı der. İlk önce esmayı kabul eder. Esma'nın sıfatı olan sıfat değil yani. Değil yani. Böyle garibime gitmiştik önce. Sonra. Abi. İşte aynı bu şeyi uyguladım ben. Bir şey söyleyeceğim abi. Evet. Şimdi bakın. Şimdi yine buz üzerinden ama gidelim. Bu arada şey... Yok gidecek. Ona da malzeme olacak abi. Onun üzerinden devam edeceğim. Nefes alsın. Şimdi bakın abi. Buz ve su dedik ya. Hasan abi ya, misal çok güzel oluyor bu sefer çünkü. Bakın buz ve su diyoruz ya. Şimdi su olmadığı zaman buz yok. Dolayısıyla uzaklıkları, yakınlıkları farklı. Yani buz sonsuz uzak ama su sonsuz yakın. Yakın dedik değil mi? Bunun var olabilmesi için buzun içinde sudan bir özellik olması lazım abi. Münezzehiyetten bahsedebilmemiz için o özde sudan bir şey olması lazım abi. Bizde zattan olduğu gibi. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani buzun içinde suyun bir numune bırakması lazım. Vahidiyetin bizde delilleri olduğu gibi. Yani zaten kendisi doğdur yani. Bir yere gitmemiş. İşte bakın nereye geliyor abi ya. Nereye geliyor işte. Yani su bir şey bıraktı. Su gibi mi diyeceksin? Su bir şey bırakması lazım diyorsun. Lazım abi. Neyi bırakacak? Kendisini donmuş hali. Cisim ve mekandan çıldırıldığı zaman o oluyor. Yani Allah'la bizim aramızdaki tek şey mekan ve cisim diye bir şey yaptım ama. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Evet. Hadi devam et.
Ben kimin sikkesiyim? Bu yer dahi onun... Şu cümleyi söyleyeyim de. Biz haricimizde olan bir şeyi, kalemi, defteri, bardağı tanımlar ve anlamlandırdığımız gibi, tanımlar ve anlamlandırdığımız gibi kendimiz kendimize böyle mi bakacağız? Kendimize de karşımızdaki bir obje dediğimiz o bir nesne, elma, armutu tanımladığımız gibi kendimizi de kendimize böyle mi bakacağız? Kendinden kendine böyle midir? Devam et. Ben kimin... Açık bırakıyorsunuz efendim. Düşünce malzemesi... 2-3 oldu yani. Ben kimin sikkesiyim? Bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hatimiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Ben bu konuyu şeyde kampta yapacağım bu konuyu. Of. Of. Üç sayfa. Tek tek cümle. 3-4 saat giderim arada. Özür dilerim. Yazımı da okur musun? Ben kimin sikkesiyim? Bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur. Ben kimin turrasıyım? Bu vatan dahi onun mensucudur. Ben kimin hatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur diyor abi. Dima diyor abi, mekan. Mektup mektup özelliği içine yazılıp gönderilen, yani sureten biz bunu diyoruz ama şuraya geçelim, şurayı da okuyalım, daha şey olur abi. Su gibidir. Bu şey Vahdet Burhanlar var ya abi. Şey Tevhid Burhan. Su gibidir. Görünür, hissedilir. Lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek külliyetiyle ona dal, külliyetle ona dalmak gerekir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar. O ağabey hayat parmağı mekan ittiyaz etmez. Cenab-ı Hakk'ın esmasını Cenab-ı Hakk'ın esmasını taşıyan şeyim ben. Mektup. Bir esmanın bir esma karmaşasını bir şeyin içine koymuş. Beni yaratmış. Yani ben kimin hatemiyim? Bu mekan dahi onun mektubudur derken yani işte yani sende bir şey yok aslında. Bütün mektupsun sen yani. Mektupsun. Bir şeyi taşıyorsun. Bir şey taşıyorsun. Mektupsun sen. Ne zaman anlarsan bunu biliyor musun? Bir biraz önce dedim ya, kaleme önüne koyup da anlamlandırıp anlamlanırsan ikilik ortaya çıkıyor. Bunun gibi değil de kendinden kendine baktığın zaman bakacaksın ki hiç kimse yok. Bunu, bakabilirsin. Bunu abi şeyde söylemiştiniz. Bodrum'da aslında onunla biraz bağlantılı bu. Yani oraya gidecek. İnşallah şöyle biraz daha ısınsın. Dalacağız bu işe. Şimdi dediniz ya Hasan abi, kalbu kavseyin. Tabiri caizse Allah-u Teala seni oturtmuş, seni yaparken sana seyrettiriyor. Sana seyrettiriyor. Evet. İşte olay bu. Bahsettiğiniz olay bu abi. Evet. Şöyle bir düşündüğün zaman ezeli ve ebedi olan, eşi ve benzeri olmayan, evveli, ahiri ve sahiresi olmayan bizzat-ı Zülcelal seni muhatap almadı. Sana bir şahsiyet verdi, muhatap yaptı sonra. Yoksun ki muhatap. Ve ezeli ve ebedi ilminde bu şahsiyetine vardı. Bu noktadan böyle düşündüğün zaman nasıl şükredeceğini de bilemezsin. Çünkü başın dönüyor. Allah kim? Biz kim? Kendi. Yani şöyle baktığım zaman şöyle hiç bakmıyor musun? Böyle masada elinizi koyup şöyle haricalıya bakarken
kendini orada koy. Oraya koyabilir misin oraya? Sandalye ve yere oturt. Bak bakalım bir tanımlayabildiğin bir şey var mı seninle bak. Sen denilen bir şey var. Hiçbir şeyin yok. Tamamen fakir ve aç. Yorulmuşsun. Başka hiçbir şeyin yok. Sahtekarlıktan başka hiçbir şey yok. Yani benim, ben varım diyen kadar yalancı ve sahtekar kimse olamaz. Nihayetsiz o. İşte hayat mevzusuyla bunlar anlaşılarak şirkin her cihetini tart ediyor. Ancak böyle enfustan bakabildiğin zaman İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülcemal, Zülkemal olabilir. Her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla. Allah'la bizim aramızdaki, yani o şeye düşmemek için, yani o düşünceye düşmemek için şey, bir mekan var değil mi abi? Yani mekan mı? Yani mekan ve cisim mi var? Evet, bir çünkü mekandan münezzeh bir şeyden. Kitab-ı Mubin'i kabul etmediği için Muhyiddin Arabi, evet. O ben o olmuş. Allah'la bizim aramızdaki tek şey, yani farklı koyacak illa bir şey diyorsak, cisim ve mekan. Sadece onu koyabiliyor. Cisim derken mekandır. Evet. Mesela bu masa nerededir? Bu salondadır. Salon nerededir? Yedi kule. Yedi kule İstanbul'da, İstanbul Türkiye'de. Gittiğin zaman koyacak değil. Yani mekan da objedir, yani malzemedir. Peki Muhyiddin Arabi mekanı nereye koydu o zaman? Yok, mekan yok ki. Mekan yok, değil mi? Mekanı kaldırdığı zaman o zaman ben sen o yok ki. Yok o zaman. Ben yok. Seni ortaya çıkarım mekandır. Biri de hayalette saydı, o da Adem'e attı. Vücudu yok dedi ki, mekanı yok. Mekanı kabul. Mekanı kabul etmek çok zordur. Evet abi. Sen ne konuştuğunu, ne dersi aldığını bilmiyorsun. Şey gibi sanki değil mi abi? Adem ve vücut, hani mıknatıs örneğini veriyordunuz ya, yapışır diyordunuz. Yani evet. İkiz o şey gibi, arada bir manyetik alan oluşuyor. Yani bir tarafta vücut var, bir tarafta Adem gibi. Yani Allah zatından sonra bir Adem'i oluşuyor. Yani tecelli etmeye başladıktan sonra. O Adem'i ile kendi vücudu arasında bir manyetik alanda oluşuyor gibi yani. Eğer Allah Adem'i ortadan kaldırırsa vücut vacibi yapışır. Ama bu dediklerini topladığınızda zaten yine tek vücut var. Evet. Adem. Aradaki de zaten. Yani arada o... Şöyle diyeyim. Herhalde şeytanın en büyük iyiliği. Şeytanın en büyük iyiliği derken, şeytana kemalat var mı der? Şeytanı ortadan kaldırırsanız kimse kalmaz. Hep aslına yapışır, esmaya yapışırız. Esmadan, aslımızdan bizi burada kılan, buraya koyup cilve, cemal, nakış, sanat olarak gösteren, gözükmemize vesile olan, aradaki berza olan şeytandır. Şeytan surete. Evet. Hakikatı. Onun için şeytan diyor, iki tane unutulmayacak iyiliği var bize. Kemalat insaniye vesile olmuş, makasid-i hayr-i külliye vesile olmuş. Ne biçim hayır olmuş biliyor musun? Vücut belirlenişine sebebiyet verdi. Şeytanı vademi kaldırırsan demir mıknatıse yapışır. Ben de biraz gevezelik yapayım ya. Her zaman dediğim bir şey var da, ısı
karşısında sıcaklık ya da ateş, ne diyorduk buraya? Katı, sıvı, gaz. Yani şunların üç tane hali, buna bir cihet tane vücut desek. Bir sahte işliyorsan. Otururken sileceksin onayla ben söyleyeceğim. Buna Adem desek, yani şunların üçünün ortaya çıkartan şu. Yani Allahu alem, yani farklı mertebelerini, yani katı, sıvı, gaz, vücut mertebelerini farklı hale koyan bu. Yoksa tek olarak kalacaktı. Yani vücut kalacaktı. Yani Adem ve vücut birbirisi gibi, yani sanki. Ama onlar tecelli gibi kabul edersen, katı esas, sıvı gaz tecellisi gibi dersen. Yani ısının dereceleriyle bunlar oluyor. Isının müdahalesiyle şu farklılıklar oluşuyor. Yoksa ya da vücut mertebeleri ortaya çıkıyor. Şeytanın yani müdahalesiyle vücut mertebeleri çıkıyor o zaman. Gibi. Merat etme, vücut çıkıyor. Yani zıt diyemiyoruz ama abi yani. Hayır, şey, ruhsal kemalat meratipleri çıkıyor. Yoksa vücut cisim, meratibi değil aslında. Vücut meratibi değil. Vücut meratibini Adem, kemalat denilen şeyin mutlaki istidat ve kabiliyetleri çıkartma kısmı desek belki evet, olabilir. İstidat ve kabiliyetleri, hani istidattan kabiliyetlerini çıkarmasına şeytan, vücut mertebelerini Adem. Ademsiz vücudu konuşamazsın. Kim bir vücut dersi yapıyor, Adem'den bahsetmiyorsa surettedir. İnsandan bahsetmiyorsa, bahsediyorsa kanundadır. Suret, kanun, hakikat, maye. Vücuttan bahsetmek için ademsiz bahsedemez. Abi buzun içindeki su Adem değil midir abi? Yok dedi ki ona. Adem aslında öyledir. Yani bakın, beni görüyorsanız aslında benim Adem'imi gördüğünüz için beni fark ediyorsunuz abi. Benim Adem'imi görmeseniz beni fark edemezsiniz. Senin Adem'in kim? Benim Adem'im kim? Yine, yine ben işte. Hani benden bana bakmaktan bahsediyorsunuz ya. Nasıl Adem'ini? Bu çok ilginç bir iddia. Şimdi ben senin Adem'ini nasıl görüyorum? Sen vücut değil misin şu anda? Vücudun cilve cevabı. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Mesela su olmazsa buz olmaz dediniz ya. Şimdi Adem olmazsa ben olmam. Tamam. Şimdi şöyle nasıl? Hani şurada bakın, kitapta harfler var ya Hasan abi. Bu aslında bu sizin iddianız. Ben yeniden dile getiriyorum, tazelendiriyorum. Ara boşluğu Adem. Ara boşluğu abi. Ha, o zaman şöyle. Seni sen yapan diğer şey değilsen, diğer şeyler senin Adem'dir vücuduna göre. Evet. Mesela sen mesela Osman değilsin, Ali değilsin, boşluk değilsin, duvar değilsin. Ha sensin. Onlar sana göre Adem'dir. Yani sen olursan onlar sen değilsin. Sen olmayan her şey senin Adem'indir. Evet. Öyle diye. Yani. Abi ben derken benden çıkan bir anlam var. O anlam beni ben yapıyor. Şimdi bu biz ben derken şu kitap diyelim benim. Ama kitabı kitap yapan buradaki harfler, anlamlandıran. İşte aradaki boşlukta Adem. Yani o manada. Devam et Yasin'im. Hem melaikeler sekine-i zemin gibi cüz'iyette münhasır değiller. Bir mekan-ı muayyen onları kaydedemiyor. Melaikeleri mekan-ı muayyen kaydedemiyor. Nurani olan şeylere mekan şey yapamıyor. Kaydedemiyor. Kayıt altına alamıyor. Yani o zaman yani dolayısıyla yani. Melaikeleri görebilmek veya melaikelere şey yapabilmek için mekan, belli bir mekanları olmadığı için mekandan münezzehiyet lazım. Yani nurani bir gözlük lazım. Melekler mekandan münezzeh değil. Münezzeh değil ama kayıt altına alamıyor. Bir kayıt altına alınamıyor. Mekan muayyen olmuyor yani bunlar. Çünkü mekanı muayyen. Başka bir mekanı var onun. Boyutu yüksek. Farklı bir zaman mı var abi? Hani Cebrail için bir yandan tebliğ ederken bir diğer bir taraftan. Evet. Boyutu yüksek şöyle. Enlem boylam olduğumu defterin mesela bir kağıt düşünün. Şu masanın enlem ve boylam var.
kağıdımın da yani masanın üstünün enine ve boyuna olursa iki boyutludur. O zaman kağıt üzerine yapışıktır. Yani öteki uç bunu göremez. Derinlik koyarsanız o zaman bundan sıyrılıyorsunuz. Hani masanın masada yapışık olmaktan çıkıyorsunuz. O zaman ön, arka, alt, üst görüyorsunuz. Üçüncü boyut, enlem, boylam, derinlik. Dördüncü boyut olursa o zaman zamana geçiyorsun. Böyle melaikenin boyut farklılığı var. Mesela radyo dalgalarının megahertz. Dalga boyutu enlem ve boylam değil, derinlik de değil, zaman boyutu da eklenmiş. Elektriksel olduğu için. O zaman bir üst boyutta olduğundan her yerde olur. Buna mekandan münezzeh diyebiliyor muyuz? Hayır diyemezsin. Diyemezsin değil mi? Her yerde bulunabiliyor. Mekandan münezzeh olabilmesi için şey olması lazım. Mekanın sahibi olması, kendisinin yaratılması lazım. Münezzeh demek yani mekan üstü bir şey demek değil o zaman. Değil haşa. Değil mi abi? Mekanın dışında olsaydı Allah bu kainatta olmazdı. Mesela su buzdan münezzehtir. Ha münezzeh demek onunla yapılmış demek. Ya onun donmuş zuhuratları. Hani mekanda münezzehtir. Nezihtir. Yani mekan onunla yapılmıştır. Nasıl anlarız? Onu çıkar aradan bir şey kalıyor. Tamam mekan kainat sınırına kadar kainatın üstü mekan değildir diyebilir miyiz yani? Mekandır. Yok. Arşa kadar tamam. Bu kainattır. Tamam mekan yok. Ondan sonra zaten şuraya gitti, buraya gitti, kapı kapşına gitti. Anladın mı? Mekan var orada. İmkan vücut diyor. Mekanı anlayamadık ama işte. Mekanın oluşma şeyini anlayamadık şimdi. Şimdi anladım. Şecerikat'ta bir yerini konuşmamız lazım. Şimdi aşağıya mekan. Abi bir devreye girebilirim. Çünkü tam benim devreye girme zamanım geldi. Tam devreye girme zamanım geldi. Ama buna bir... Sen bir nefes al galiba. Yok işte bunun üzerine konuşalım. Bunun üzerine konuşacağım. Çünkü benim teorim bu. Mesela Hasan abinin geçen hafta, bugün aslında Harun'uma da okudum, Yasin'i de okudum. Bir daha tekrar diyeyim Hasan abi, burada bir okuyayım. Bakın yani değişik bir şey yani bu. Sanki hiç alakasız gibi ama. Nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Tamam mı abi? Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir. Ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kattasıdır. Şimdi ne alaka abi? Evet. Şimdi eskiden çocukken eskiden çocukken hani hep sorardık ya, şakalaşırdık ya. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan? Hasan abi. Bakın şimdi Kur'an eğer mucize ise bundan önce Muhammed olması lazım. Kur'an bir dışa çıkmış mucize ise, Muhammed'in Aleyhisselatü'nün mucizesi ise, o zaman Kur'an'dan önce olması lazım. Hem böyle, eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an mucizesi ise, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Kur'an olması lazım. Lazım. Diyorsun. Şimdi nereye geldi olay biliyor musunuz Hasan abi? Sizin o Big Bang'iniz var ya Hasan abi. Big Bang'iniz var ya. Eğer burada patlama oldu ve yayılarak mekan oluştuysa, o nerede yayıldı? Mekan yoktuysa o nerededir? O nerededir? Şimdi aynen bu aslında onun özeti Hasan abi. Eğer Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi ise Kur'an'ın sonra olması lazım. Ama aynı şekilde Kur'an'ın mucizesi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bizim Mukaddes Münezzet dersinde demiştim ya, buradan buraya, kendi içlerinde de Hasan abi, nihayetsizin içinde hadsize ulaşmak. Çünkü zatın eğer bizde bir karşılığı varsa,
demek ki hak sizin de bizde bir karşılığı var diye bir şey yapmıştık ya Hasan abi. İşte o olay bu. İşte bu Hasan abi bizi aslında hadsize götürüyor. Mesela şunu yine okumuştum, bir daha okuyayım Hasan abi. Mesela vukuat. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Şimdi Hasan abi. İmkan ve mümkün. Burada özetle Hasan abi ikisi için de istikbal diyor. İmkan ve mümkün Hasan abi. İkisi için de. İmkan ve mümkün. İkisi için de istikbal diyor Hasan abi. Vukuat. Şunu bir yazayım Hasan abi de rahat edemiyorum. Şimdi bakın. Hasan abi vukuat. Bu ne? Mazi. Değil mi abi? Zamanı mazi umumen vukuattır. Mazi. İmkan ve mümkün. Bu da istikbal Hasan abi. Hasan abi şu çizgi var ya. Şu çizgi. Bu an. Bu an Hasan abi. Bakın imkan ve mümkün istikbal. Vukuat mazi. Ben neredeyim? Şu benim kabı kalbiseynim. Şu an. Yani mekan Hasan abi andır diyorum. An. O sizin o patlama anı var ya Hasan abi. Hı hı. Mekan o andır. Şu gördüklerimiz mekan değil Hasan abi. Bu gördüklerimiz mekan değil. Yani demek ki bizim tasavvura, tahayyüle bu cihette de bakmamız lazım Hasan abi. Eğer mekan diyorsak. An Big Bang. Evet. Devam et. Evet. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli gayri sabit bir saat hükmündedir. Demek ki bir daha okuyayım isterseniz. Şimdi zamanın dünyaya verdiği şu şekil ile beraber mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli gayri sabit bir saat hükmündedir. Buradan ben çıkarımımı söyleyeyim abi direkt. Zaman mekana şekil veriyor, suret giydiriyor. Nasıl çıkartın onu dedin? Zaman boyutunda mekanın üzerine yüklediğimiz anlam zamana göre değişiyor. Mesela en büyük örneği bunların vakitler, namaz vakitleri. Veya gece zamanı ve gece vakti veya gündüz vaktinde aynı mekandasın fakat farklı haletlerle mekan değişiyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Mekan hanenin üzerine yüklemiş olduğu zanlarımızdır. Yani zanlarımızın oluşturdukları şeye biz mekan diyoruz. Hane mi dedin? Hane yani haneler var ya abi. Yani mevcudun, şöyle anlatayım ben size. Hal diyor. Hal mi hal mi? Yani hal desek daha doğru uygun olur. Halin üzerine yüklemiş olduğumuz yani halin üzerine yüklemiş olduğumuz zanlara mekan deniyor. Mekan diyoruz. Mekan insanlara göre değişiklik gösteriyor. Her bir bakış açısına göre mekan değişiyor. Mekan mevcudun üzerine yüklediğimiz anlamdır. Mekan dışarıda değil, insanın içindedir. Aslında dışarıda bir mekana giriyor gibi oluyorsun ama aslında içerideki mekana giriş yapıyorsun orada. Direkt ben çıkarımlarla söyleyeyim de abi yani şey olmasın. Mekan andır. Vahidiyeti ehadiyette gösterendir. Mekan zamanın senin üzerinde yaptığı etkiye göre değişiyor. Mekan
birbiri üstünde bindirilmiş duygular yumağıdır. Mekan, elektronun atom etrafında dönmesiyle açılan boşluğa zanlarımızı, yani mekanı yüklüyoruz. Mekan, şimdi Mevt için diyor ki, tebdili mekan, bunu 2 sene önce de aynı şey yapmıştık. Tebdili mekandır diyor. Bu tebdili mekanda, yani bir yerden bir yere gitmek yok. Aynı burada düşünce ve zan değiştiği zaman ahiret burada oluyor zaten. Bedelleniyor. Bedelleniyor. Evet. Ona mukabil o oluyor. Başka bir yere gitmiyorsun. Gene buradaki zanların değişiyor. Cennet cehennem de bir zan mıdır abi? Değil. Değil mi? Ciddi hakikattir. Esma'nın perdesi tecelli ettiği yer. Zaten o da bir mekandır ama sonuçta, değil mi? Mekan oluşturuyor. Mekan oluşturuyor. Ama oradaki sen zanlarınlasın. Mekandan, zanlarından sıyrılabildiğin zaman mekandan çıkabilirsin ancak. Evet, niçin diyor tasavvur edemezsiniz, hayal edemezsiniz cenneti? Çünkü sen zanlarından çıkabilirsen cenneti aynen düşünebilirsin. Hislerimiz mi çeviriyor abi yani mekanı? Yani mesela cennet deyince bizim zanlar var ya, zanlar. Zansız düşünemeyiz. Abi cennette de mi zanlarımızla yaşıyoruz? Evet. Şöyle. Yani cennette zanlarımızla daha çok zevk alıp... Fususu Rubulup'ta geçiyor Muhyiddin Arabi. Bu hadis var. Cennette Rab tecelli edecek. Rabbul Alemin. Cennet diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Onlar da diyecek ki senden Rabbimize sığınırız. Sonra bir başka bir şekilde tecelli edecek. Gene öyle diyor. Sonra diyor ki Lubulup'ta Medine Arabi hadise dayanıyor. Sonra siz diyor Rabbiniz nasıldı, git alimlerinize sorun diyor. Onlar alimlerinden o zanlarını aktif edecekler. Allah o alimlerin tarif ettiği gibi tecelli edince onlar Allah'ın demiyor. Rab tabii. Herkes Rabbini görecek. Allah'ı görmeyecek. Onların zanlarına göre tecelli edince tamam diyor. Zanlarına göre. Bir muayenlik veriyor yani, değil mi abi? Yani evet, mutlakiyete bir muayenlik zanlarımız veriyor. Mesela zan bir mekanla veriyor işte onu da. Zaten mesela diyelim ki doğuştan ama olan bir insan düşünün. Hı hı. Rüyasında mekan göremiyor. Evet. Yani denizi hiç görmemiş. Zanda mı çalışmıyor? Sesli mekandır sana. He? Sesli mekandır. Yarasa görmüş. Tamam da şöyle bak. Yani mekanı göremez rüyada. Mekan bilmez. Yani mesela ömründe hiç şekil görmediği için. Mesela diyelim ki denizi nasıl görürsünüz dağları? Şah, şah. Ses duyarsa bu denizdir. Çünkü bilgisi var. Mekan onun için ses oluyor o zaman. Evet. Yani onun mekanı kendi zanlarıdır. O senin, mesela şöyle düşün Gafur. Bu odaya, bu dershane, tılsım dershanemize. Ama doğuştan bir amaya. Allah aşkına nasıl anlatırsın? Yani duvar deyince elini böyle tahtaya sürdü, yani bu odur der ama bilmez ki tahta tahtadır. Şahin dedim, ne yiyorsun? Diyorlar ki karpuz diyor, elinde karpuz var. Karpuz nasıldır dedim, diyorlar ki kırmızı. Kırmızı ne demektir sence dedim. Dedi ki beyaz, kırmızı, beyaz, siyahı, mavi, yeşili bilmiyor ki kırmızıyı bileyim. O doğuştan amaya bir kırmızıyı anlatabilir misiniz? Hadi bir uğraşın bak. Mekanı da anlatamazsınız. Mekanı ama düşünebilir. Şöyle. Yani elini şey yapar böyle. Parmağıyla mekanı oluşturur. Şusa eliyle tut bu elini. Şöyle sürer parmakları. Parmakları şekillendirebilir böyle. Şekillendiremez gene de. Böyle nedir şey? Bunu
düşünceleri mekan oluşturan işte düşünceler değil, hayallerimiz yapıyor. Ben kör bir adamı izledim Hasan abi. Evet, ona değinecektim. Tasarım resmi çiziyor. He? Kör bir adamı izledim, hiç görmemiş çocukluğundan beri. Şeydir. Çiziyor, ev resmi çiziyor. O başka bir yerde. Hayvan çiziyor. Onu cinler kalemini şey yapıyor. Öyle midir? Evet. Cinler. Zannede yapamaz o kadar. Yok, cinler cinler şey yapıyor. Mesela ben zifiri karanlıkta tanıdığı bir köpek kuyruğundan tuttum. Beni o şeylerden geçirdi. O geçirmeyecek dehlizlerden Lize'de daha geçirdi. Kuyruğundan tuttu. Mesela rüyada görmediğin yerler görüyorsun. O doğuştan ama olan bir insan resim çiziyorsa cinler çizdiriyor. Kalem elini şey yapıyor. Devam edeyim abi. Evet, evet. Hareket etmeyen masnuat ise nebatattan nücumu sevabite kadar birer mührü vahdaniyet hükmündedirler ki bulunduğu mekanı kendi saninin mektubu olduğunu gösterir. Demek her bir nebat, her bir meyve birer mührü vahdaniyet, birer sikke-i vahdettir ki mekanlarını ve vatanlarını vahdet namına sanilerinin mektubunda mektubu olduğunu gösterir. Dimağın en kesif mertebesi nedir? Tahayyül diyoruz. Varlığın en kesifi topraktır. Hı? Suya göre, havaya göre, nura göre. En cami topraktır. Dimağın en kesifi gözdür. Hayal midir abi? Hayaldir. Dimağın. Tahayyül. En kesiftir. Yani hayalen kabre girdi mi bu oluyor yani? Yani diman, tahayyül, tasavvur, taakkuk, tasdik, izan, itizam gidiyor ya. Zan da orada mı Hasan abi? Yok. Nerede zan? Zan bir üstündür, tasavvurdadır. Tasavvurda mı? Orada yani ilk mertebede, dimanın ilk mertebesi tahayyüldür. Mesela tahayyül. Sonra usta diyor ki, sonra gelir tasavvur. Yani biz psikoloji sorun itibariyle serbest bölge, onu ustad ben uydurmuyorum serbest bölgeyi. Bölgeyi ben ekliyorum. Serbesttirler diyor 278 sözlerde. Bir hatırlarsınız. Tahayyül, tevehüm, tasavvur ve tefekkür. Bunlar bir derece serbesttirler. Şimdi dimağın en kesif meratibi tahayyüldür. Tahayyüldür. Çünkü ilk mertebe tahayyüldür. En cami odur. Zaman ve mekan itibariyle bakarsak tahayyül ve tasavvura nasıl yerleştirebiliriz bunları? Mekan tahayyüldür, zaman tasavvurdur. Çünkü düşünceleri sıralamadan düşünebilir misin? Beni bütün mazi ve halinle tek noktada düşünebilir misin? Sıraya koymadan. Yok, yok. Yani sen benimle ilk tanıştığın zaman Zeytinburnu'nda varken dershanemiz şu anda onları kaldırarak o olmaz. Bir anlam ifade et. Yani hepsini tek yapabilir misin? Olmaz. Olmaz. O zaman düşünceler sıralamadır. Sırasız düşünce yoktur. Yapamazsın. Önce mekanı düşeceksin o zaman. Evet. Öncelik sonralık. Mekan. Öncelik sonralık. Duygular. Mesela ben Gafur'u nereden tanıştıksa şey yani ilk tanıdığımla şimdi de şey yani az dilim sürçtü yani. Keşke o yoldan geçmeseydim. Hasan abi ya da mekan duygularımızla oluşturduklarımız mıdır? Yani bir kere ezber böyle değil de bunu bir kavrayalım ki duygu his nedir? Şimdi duyguyu zaten mekanı biz oluş içine giriyoruz. Hiç kimse duygusunun dışına, hiç kimse umumi dünyada yaşamıyor. Herkes kendi hususi dünyasında yaşıyor. Evet. Peki hususi dünya nedir? Tahayyülü ve tasavvuru oluşturduğu hususi dünya. Yani ben başka şeyden bahsediyorum. Yani
Yasin, ben seninle 10-15 sene oldu tanışalı değil mi? Evet abi. Şimdi ben ilk tanışma ve sonra böyle öncelik sonralığı olmadan önce ve sonrası yok. Her şeyin bir noktada olduğu an o kabuk hafsendir. Bunu 642'de söylüyor Mesnevi'de. Her şeyin her yerde olduğu anda. Yani her şey derken o zaman, zaman da o zaman şey oldu. Tabii. Her, zaman bu. Zamanın hakikati zaten salihtir. Lef-i mavi ispattır. Anladım abi. Tamam. Tamam. İyi dinle şimdi. Zamanın hakikati neydi? Lef-i mavi ispattır diyor. Sözler her şeyde. Lef-i mavi ispat. İstakip ediyoruz. Neyin defteriydi? Lef-i mavi. Orada kelam, mana, sıra var orada. Zaman orada bitiyor. Mahiyeti zamanın lef-i mahfuz demiştik. Evet. Yani zamanın hakikati lef-i mahfi ispattır. Ustad Sarı söylüyor. Peki lef-i mahfi ispat kimin nesidir? Kimin amcasının çocuğudur? Lef-i mahfuz. O zaman lef-i mahfi ispat zaman hakikati ise lef-i mahfuz da defteri de yazar bozar defteri lef-i mahfi ispatsa zamanın mahiyeti lef-i mahfuzdur. Bitti. Zaman neredeyse mekanda orada değil midir? O mantıkla gidebilir miyiz? Zaman neredeyse mekan orada mıdır? Yani çünkü birbirinin fonksiyonu, evet. Birbirinin levhine rengi diyoruz. Evet, mekan. Fakat bu aynen öyle birbirini şey yapar. Fakat... Arşta da bırakabiliriz yani. Hayır. Orada lef-i mahfuzda oraya şey yapmak istemiyorum her şey. Mekanı mı? Yani mekan, imkan ve vücut ortası ya. Mekan. Mekan daha yakın oluyor abi. Kab-ı kavsen. Kab-ı kavsen imkan ve vücut ya. Mekandır abi. Mekan değil midir? Kab-ı kavsen mekan değil midir abi? Mekansız mekan. Mekansız. Zamansız zaman. Arşın üstünü biraz nasıl konuşmak zor olur mekanda. Evet. Şimdi neyse bunu dağıtmayalım. Yani düşünceleri sırasız düşünemezsiniz. Öncelik sonralık, öncelik sonralık kaldırırsanız hepsini bir nokta yapacaksın. Onu bütün cihanı bir nokta yap, o noktaya hakim ol. Bu zaman ve mekandan çıkmak şeyinde kullanıyor. Zamandan çıkınca sıralık kalkıyor. Zamandan ve mekandan çıkıyor. Peki mekandan çıktığın anda her şey her yerdedir. Hiçbir şeye bürünemezsin. Evet. Mekandan münezzeh demek hiçbir şeye bürünemezsin. Çünkü bürünenlerin, mesela diyelim ki Allah mekana benzemiyor. Mesela çiçeğe benzemez, ağaca benzemez, ineğe benzemez, dereye benzemez. Niye? Her şeyin sahibi olduğu için. Her şeyin sahibi olan, mekandan münezzeh olduğu için her şeyinden bir tanesi elmaya bürünemez. Yani niçin gözükemez? Gözükenlerin sahibi olduğu için. Düşünceler, düşünceler diyoruz. Zaman var. Zaman var. Zaman veya düşünceler zamanımızı oluşturuyor. Zaman nispidir, izafidir. Bizim kişiye göre değişir tesiri. Mekan tahayyüldür. Mekan da mekan en camidir. Çünkü mekan en cami değil mi abi? Zamandan cami yani. Zamandan da camidir. Çünkü en kesiftir. Dimanen. Vay be. Evet. Yani hayalsız adam ne bileyim nasıl adamdır bilmiyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Mekanın melekütü zamandır. Mekanın işte öyle demiştik zaten. Demiş miydin? Evet. Mülk o ikisi arasında gidip geliyoruz abi yani. Mülk tahayyüldür. Melekut zamandır. Tasavvurdur. Mekanın melekutu zamandır. Zamanın mülkü mekandır. Evet. Ama bu böyledir değil tabii. Bunlar tefekkürümüz. Evet. Abi, İş sürüyorum dikkat ederseniz. Şu evet. Bu Dest-i Kudret
kader kalemiyle yazması mevzusu var ya, hı hı. Orada bu mekanı ve zamanı ifade edebilir miyiz diye düşünüyordum da şimdi baktım. Bu tavlat-ı zerratta diyor ya, o kalemin ihtizazı cevelanıdır diyor, kudret kalemin. İhtizaz. Şimdi hani şöyle bir yazı düşünün abi, görünmeyen bir yazı, üstünden bir şey yazıyor. Dest-i kudret, kalem kaderle yazıyor. O yazdığı şeyin ucu zerreler diyor. Ucu zerredir diyor. Geçiyor. Orada şimdi öyle bir yazı yazıldığı an mevzusu aslında şuura göre oluyor. Yani bir şuur tahallük ettiğinde o kader, o an şey kudret yazıyor. O şuurun ihatası artarsa hepsini birden görüyor. Yani kitab-ı mübini görüyor orada. Yani gözükmeyen yazı üstünü görüyor. Açan aslında yazı olmuş olacak bütün yazı var. Var. O üzerindeki battaniyeyi kaldıran şuurdur. Şuurdur ama şuur kudreti ve kader kalemini harekete geçiriyor. Ve o arada o andaki hal, yazma anı, mekan ve zaman orada oluşuyor. Gerisi şeye gidiyor, vukuat ve istikbaliyatta kalıyor. Tabii o şuurun kapasitesine göre yine. Evet. Hani Kitab-ı Mübin'in o an da olabiliyor, İmam-ı Mübin'in de Kitab-ı Mübin'in olabiliyor veya tersi. İşte o an kab-ı kalbisendir diyorum abi ben de ya. Ha yani o, anlatabildim mi aslında? Üstad yani bunu bu şekilde izah etmiş yani. Bakın mekan ve şey işini. Kab-ı kalbisen diyor ki her şeyin her mekanın birde, her şeyin bir şey oldu. Her yerin, her mekanın bir oldu. Her şeyin tek şey olduğu an kabuk kabu karsi. Ha? İşte. Evet, o zaman tahayyül yani edilecek bir şey. O şuur o zaman yani sanki öyle bir şey. Tahayyül yapıyor bu şey. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını biz tasavvur beden yapıyor. Şey yapıyoruz. Tahrik ettiriyoruz. Yani aynen öyle. Yani mesela diyelim ki o zaman zaman mekan onu biz oluşturuyoruz. Biz oluşturuyoruz. Yani kitap mübinimizi yazıyoruz. Biz oluşturuyoruz. Yazıyoruz. O kitabın oluşturuyoruz. Her şey biz şeye benziyor senin söylediğin. İşte kudret. Mesela Renault 12 TS vardı. Eski Renault'lar. Onların uzun farı çok güçlüydü. Çok tuhaftı. Pazar dershanesinden çayhaneye gidiyorum. Ders bitti kombide. Kar yağdı. Uzunu yattığımız zaman karın içine nasıl giriyoruz? Farı söndürdüğü zaman hiçbir şey yok. Sanki Adem'i yarıyoruz. Kar deyince o hatırıma geliyor. Adem. Adem'den vücuda çıkartıyor. Hadi Yasin devam et. Sen bir şey mi dedin abi? Ruh bu bedenden daha mükemmel bir mekan bulamaz. Bulamaz ki, bulmuş. Usul bakımından doğrudur. Doğru. Çünkü niye? Usul şudur. Olmaz falan derken Allah yapmış. Böyle yapmışsa bu merkezde düşüneceksin. Bunun kesin abi. Evet. Tamam abi. Yok yok. Bitti. Yani evet. Bitti abi tamam. Neye bitti? Okuyacaklarımız bitti abi. Bu kadar. Mekan dedin, anlayamadık. Yok. Nasıl? Var. O zaman mekan dedin. Bir ara mekan. Sen niye saate bakıyorsun? Mekan, şuradan o zaman direkt şöyle tekrar şey yapalım. Mekan bize bir an o zaman şey, mekan nedir? Mevcudun üzerine yüklediğimiz anlamdır. Mekanı biz oluşturuyoruz. Bir dakika, mevcudun? Mevcudun üzerine yüklediğimiz anlamlardır. Anlamlarla tahayyül mekan oluşuyor. Evet. Mesela şey, ama için mekan yok. Yürü kabul var. Niye hissettikleri, dokunma ve hissettikleri var? Yani his de, obje yok, şekil yok. Mekan oluşmuyor. Oluşur abi ya. Yani dokunmayla dokunmayla mekan oluşmuyor. Harita çizebilir. Oluşmaz. Şekil oluşmaz. Ama za tamamen şey. Hafızaya oluşturduğu bir şey. Nispe. Bak bu dokuştu ama dokundu ama sen dokunmuyorsun. Hasan abi. Ama 3 kilometre yol gittik diyemez mi uçakta? Der. Çünkü niye? Kuvvetli şeyleri vardır. Nisbi, emri nisbileri itibarileri değil.
emri nisbiye ve emri itibarileri çok kuvvetli çalışıyor. Tahayyülleri değil. Yani tahayyül gücü emri nisbi ve itibariye gitmiş. Mesela size bunu sormuştum. Bu ders salonunu, bu mekanı anlatabilir misiniz? Hayır. Bak bu mekanı, objeleri, sembol, simgeleri, eşyayı, kırmızıdır, sıfatından. Şudur budur. Anlatamazsınız. Anlatamazsın yani derinliği. Yani şu... Ama ezberlemiş, şu tahtadır. Yani senin çam gördün Osman sen. Çam tahtası gördün, Gürgen diyor. O çam, bu tahtadır ama şudur diyebiliyor. Senin gibi değil o. O zanlarındaki bir oluşturduğu mekan var. Bir de realite bir mekan var. Nefs-i emir. Biz de nefs-i emire göre kör gibiyiz. Evet. Aynen. Şimdi devam et. Şura var abi, orayı okusam bayağı uzun çeker ama. Uzun değil. Bakalım. Çok. Şimdi cümleyi. Sufo iş olsun diye şey değil. En ziyade cay dikkat ve cay hayret şudur ki vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücubun ve vücudun en sebatlı derecesi olan maddeden tecerrüdün ve vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehetin. Vücudun mekandan, vücudun zevaldan en uzak tavrı olan mekandan münezzeh. Münezzeh. Yani zeval, zevaller mekanı oluşturuyor. Mesela gidiyor, kayboluyor, kayboluyor, kayboluyor. Bak bir doku. Vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzeh. Mekandan münezzeh. Ne demek mekandan münezzeh? Yani şu, vücudun zevaldan en uzak tavrı. Evet. Vücudun zevalden en uzak tavrı. Fanilik yok diyelim. Mekan var mı? Bakidir. Faniliği kaldır. Baki, baki mekan değil ki. Mekan yok. Mekan yok. Fanilik mekanı oluşturuyor. Bakilik neden bilmiyorsun o zaman? Şur. Anladın mı Osman? Tamam. Peki fanilik olmasa bir mekan anlayabilirim. Bak bir dakika. Allah mekanda münezzeh midir? Evet. Allah mekanı yoktur kendi zaten. Mekanda münezzehtir. Yani mekan fani ya, o baki. Faninin şeyi derecelendiriyor, bekayı. Yani mesela diyelim ki Allah'ın ilmi sonsuzdur. Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın kudreti sonsuzdur. İçinde aciz yok. Allah'ın bekası sonsuzdur çünkü içinde fanilik yok. Zeval mi? Yani bu mesela ezel ve ebedi. Aslında ikisi de bir şeyin başlangıcı ve sonu doğru değil diyor usta. Ezel öyle demeyin diyor. Bir yerden başlayıp oradan gidiyor. Öyle bir şey yok. Mazi ve müstakbelle halde cem etmiş. Aynı adır diyor. Peki bu mekan denilen şey nedir? Şöyle diyelim mi? Allah bu kainatı nasıl yapmıştı? Celali ile cemalini bir çarpıştırdı. Kemal denen bu çıktı. Ezel ve ebedi bir vurdu birbirlerine. Mekan çıktı. Ezel ve ebedi. Evet. Ezel ebedi bir daha şuur değil mi abi? İşte şuur denilen şeyin insanın şuur dediğimiz için mekanın o çocuklarıyız. Yani ebed şuura göre değil midir? Ezelden farkı. Ne? Şuur mu? Ebed ezelin ebedden farkı şuurun taalluku değil midir? Bize bakan yönüyle öyle taalluku. Ama zaten ezel ebed var ya. Yani Allah ezeldir. Yani ezeliyi ebedi olarak gören şuurdur.
desek yani ona... Ya bir sefer, bu sıfır. Yanlış mı söylüyorum? Yani biraz şey oluyor. Daraltıyor mu? Daraltıyor. Şu... Yani bak şimdi, Allah varken hiçbir şey yoktu değil mi? Tamam, ezelle ebedin farkını söyleyelim ama oradan... Abi ezelle ebed çarpışamaz ki, mümkün değil böyle bir şey abi ya. Celal ve Cemal çarpışabilir mi? Çarpışarak geliyor diyoruz da. Celal ve Cemal... Celal Cemal biliyor da işte ezel ebedin farkını değil mi? Hani mazi ile istikbal desek tamam. Mazi ve istikbal değil bu. İşte mazi ile istikbal çarpışsa desek anlayacağım ama ben ezelle ebed çünkü ebed... Ezel'in içinde, o ben, bütünün içinde değil mi? Ben de orada işte şuuru koyup... Hayır, içinde. Ebedi içine koyduğunuz için ebedi ezelsiz düşünemiyorsun da onu. Öyle değil mi zaten? Değil öyle. Ezel ebed, ayrı bir şey. Ezel ebedi kapsamıyor mu? Kapsar. Ebed, ebed ayrı bir esma değil mi? Esmadır. Bilmem. Hayır. O zaman ne olur biliyor musun? Başlangıcı ve sonu olmayan ezel. Tamam. Peki ebed nedir? Ebed ikisi beraber. Ebed de sonu olmayan ama bir başlangıcı olması lazım. Ebedin. Aha. İçin çünkü sebep sonuç ilişkisiyle uğraşan bu akıl böyle demesi lazım. Lem yerit ve lem yüret ezel ebed. Abi ama doğru diyor. Şimdi ebed nihayetsiz oluyor. Nihayetsiz oluyor. Evet. Sonu olmayan ama başlangıcı var. Oluyor. Evet. Ama ezel, ebedi, ne sonu ne başı olmayan. Yani dolayısıyla... ezel kapsar ebedi. Ezel kapsar ebedi. Hadsiz kapsar nihayetsizi. Diye düşünüyoruz akıllı olarak. Ya esma, esma olduğu için esma esmayı yani kapsamaz. Seviye mertebesi mi? Tabii esma çünkü mesela diyelim ki ehad. Nasıl ayıracağınız o zaman? Alim-i şehadet ayrı. İşte şuur o zaman diyorsun. Çünkü tamam. Ne biliyor musun? Şöyle şöyle bir şey desek de burayı siler işte. Ama gene dikkat edeceğim yani ağzıma. İmkanatı kaldırdığınız zaman böyle bir esma gözükür mü ya? İmkanatı kaldırırsın. Evet. Gözükmemesi lazım. Evet. Yani adeta mesela şöyle diyeyim, senin dersinle şey yapayım, 24. mektup. 5 tane söylüyor, şefkat, muhabbet, sevk ve sorur. Sonra lezzet ve memnuniyet. O Allah'ın şuunu atır. İşte abi. Zatında yok, mazarların istidat ve kabiliyetlerinin geri dönüşümleri. Esma da ölüm gibi bir şey ya. Sıfatın geri dönüşümü. Şimdi Allah'ın zatı ve sıfatında şey yok. Ezel ve ebed yok. Beka var. Zatı sıfatı. Zaten sıfatı sıfatta yok. Beka var. Esma da sıfatlardan çıkmış. Yani sıfatların ama o cemal ve Celal da sıfat gibi iken zatı tanımladığı gibi sıfat makamı gibidir. Sanki sıfatmış gibi diyor. İşarteceğiz da. Şöyle düşün abi. Yani ezel esması diyelim. Mana tarafına bakıyor. Cenab-ı Hakk'a da bakan tarafı. Ebed mahlukata bakan tarafı ve, diyebiliriz. Yani işte ebedi, ezeli ezeli ezel yapan, ebedi ebe yapan imkandır. İmkan bu mümkün ebede bakıyor. Işte. Ezeli de mi o yapar? Tabi ezel ve esma aynen diyeceksen demeye gerek kalmaz zaten şey olmaz. Memnuniyet ve iftihar değil mi? Şunat-ı zatiye mahlukatın tenahumundan ortaya çıkan iftihar ve lezzet-i mukaddesesi var Allah'ın. Yani bu direkt değil de merkezden mazarlardan gelen geri dönüşü bu. Allahu alem, Allahu alem ebed de böyle bir şey. Ezele karşı. Ezel zat ebed ise o zatın zuhuratından Allah'a bakan yok.
Daha oldu değil mi? Yani şuunat-ı zatiyede bir daha söyleyeyim arkadaşlar. En merkezde şefkat-ı mukaddesi var. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh var. Sonra surur. Sonra sevk. Sonra lezzet. Memnuniyet. İftihar. Şimdi beş tanesi, yukarıdan aşağıya beş tanesi zattan dışa vuruştur. Son ikisi merkezden dışa vuruş değil. O beş tanesiyle ortada koyduğu, ortaya çıkarttığı mahlukattan ona geri dönen, yani memnuniyet ve iftihar mıydı? Memnuniyet ve iftihar. Memnuniyet ve iftihar. Merkezden dışa vuruş değil. Merkezden dışa vuruş ezeldir. İmkanatın oluşturduğu aynı darlıkla geri dönüşüm olan masiki şuunatta memnuniyet ve iftihar geri dönüşümdür. Abi geri dönüş. Evet de bu. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben eğer ezelsem özür dilerim. Ben eğer ebedsem, ebede girebiliyorsam, benim yönüm sadece ebede bakıyorsa, ezele benden bir şey gitmesi için o tarafa da dönebilmem lazım. Yani o tarafa ebedden ezele bir şey girebilmesi için ehadiyetin olması lazım abi işte. Yani o da mekanı oluşturur, mekanı gerektiriyor. Ne demek istiyorum biliyor musunuz abi? Bilmiyorum ifade edebildim kendimi. İmkanat olmadan ebed diyemiyorsun işte. İmkanat olmadan ebed diyemiyorsun çünkü tanımlayamıyorsun yani. Mekan olmadan Allah diyemiyorsun. Biz diyemeyiz. Biz diyemiyoruz. Ama vardı zaten. Var var. Sen demeden de vardı. Yani dünya olmasa güneş diyemeyiz mi? Hayır. Yani şey yani güneş sıfat gibi olarak kabul edip biz... Abi neyse. Allah aşkına başlangıcı yok. Benim başlangıcı olmayan bir şeyin sonu da yok. Sonu da yok. Öyledir. Evet benim sonum yok ama başlangıcım var. Başlangıcın da yok. Ezel ve çünkü sen olur. Allah'ın ilminde ezeli ve ebediydi. Heh işte onu ehadiyet ile anlıyorsunuz abi. Az önce söylemek evet. İstediği oydu işte. Yani. Evet. Evet ehadiyetle. Mesela diyelim ki Allah'ın ilminde biz sonra mı bilindik? Haşa. Biz vardık. Allah kainatı yaratmadan, beni ben olarak yaratmadan önce de ben vardım. İlm ezelisiyle vardım. Ha, o tarafıyla ben ezeliyim. Bunu nerede söylüyor? 756 şualarda ezel nurundan medet alır. Evet, nurundan medet alır. Ezel ve evet, nurundan evet. 754. Şualarda ezel nurundan ebed var mı orada? Var abi. Ezel ve ebed. Ezel ve ebed işte var. Ebed de var mı? Bakalım. Bir açar mısınız? Şurada. Ver bana şualarını ver. Ver bakayım ben. O zaten şey olmuş orada. İşaret koymuşuz bu akşam koymuşuz. 754 diye kafama kalmış. Şu işaretin olduğu yer abi olabilir belki. 752. 754. Şu işareti koymuşlar ya oraya. 756. Diyor ki feynema tuvellu fesema ve çulla. Ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-ı sitteden hangi bir cette olursa olsun tenevvül eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonra kadar uzanan manevi bir ömrü vardı. Ve insanın, yani siz bunu bilse var ya ölüm korkusu kalkar. Yani 60 sene 70 sene yaşama öyle bir şey yok. Bu nispi senin dünyada. Oysa sen iman edince... Bu nispi ya. Nispisin. Hatta mümin olan bir insanın, mümin olduğun anda insanın ömrü nereden başlıyor? Bir insanın dünyanın kuruluşundan sonra kadar uzanan manevi bir ömrü var. Dünya kuruldu, varsın, yıkıldı, bittin. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan, hayat nurunda medet ve yardım alır. Evet, ebedi de kullandı. Şimdi... Benim anladığımı söylüyorum.
Şimdi nasıl ki şuunat-ı zatiyede şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, surur-u mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese bu merkezden dışa vuruştur. Bu ezele benzer, benzetirsek. Sonra bu beş tane şuunattan mahlukatı yarattı. Mahlukatın tenamundan, lezzetlenmesinden, istifadelerinden ne aldı Cenab-ı Hak? Onların o keyifli hallerinden iftihar etti. Bir de memnun oldu. Beni nasıl memnun ettin? Allah da seni memnun etsin diyoruz ya. Allah'a memnun ettin diyoruz. Allah'a memnun. Allah'ın memnun olması, insanlar iftihar etmesi bu şuunatın dışa vuruşu değildir. Dışa vuruşun geri dönüşümüdür. Geri dönüşümüdür. Yani ezel o beş tanedir. Başlangıç sonu da yok. O geri dönüşüme benzer. Neye benziyor? Şöyle de diyelim tövbe. Şimdi Allah tecelli ediyor. Allah demeyeyim, Rabbul Alemin. Sonra ben Rabbul Alemin'e muhatap oluyorum. Rabbim ortaya çıkıyor. Rabbul Alemin'e muhatap olmakla Rabbiniz ortaya çıkıyor. Rabbim ortaya çıkıyor. Hı hı. Sonra o Rabbime uygun ben ubudiyet yapıyorum. Ubudiyet. İbadet değil daha. Rabbim kabul ediyor, mümin. Sonra Allah da benim bu aynı darlığımdan onayladı beni, memnun oldu. Allah benim ruhumda tayin ve teşahhus ediyor. Onun adı da uluhiyettir. Tamam. Şimdi Rabbul Alemin ezel olur, Rabbim debet olur. Veya Rabbul Alemin ezel olur, senin aynı ruhundaki Allah'ın teayyunu ve teşahhusu ebed olur. Abi benim Rabbim var değil mi? Ben Rabbul Alemin'i bilmiyorum ki zaten. Benim için Rabbul Alemin de o. Rab da o. Allah da o. Her şey o. Benim için hem ezeldir hem ebeddir yani. Evet o zaman öyle olur. Marifet o Rab'de Rabbul Alemin'i görebilmek ama. Evet her zerrede şey. Yani tabii ki camidir şey. Camidir de diyemiyorum ezel. Ama böyle bir şey. Mertebe farkı var. Yani o zaman imkanatla tanımlanabiliyor. Yani ebedi. Çünkü Allah'ın ilminde üç tane vücut ilmi var. Mazlumlar var, mümteniler var, mümkinler var. Mümkinlerden irade imkanatları çıkartıyor. Yani kudreti var. Şimdi bu ezel ve ebed böyle çok ince bir şey yani. Bunu neye benziyor? Şöyle de diyebiliriz. Mazi ve hal imam mübin. Mazi ve istikbal imam mübin. Hal kitabı mübin. Yani biraz öyle acayip insanlar haklılar ki. Yani diyor ki Muhyiddin Arabi, mazi diyor yaşanmış diyor. İstikbal yaşanacak. Yani an yok ki diyor. Anı görememiş. Çünkü yaşanmış yaşanmıştır, yaşanmamış yaşanmamıştır. An denen bir şey yok ki diyor. Eğer an varsa yaşanmıştır zaten diyor. An varsa yaşanmıştır diyor. An-ı seyyali diyoruz. Yani o an-ı seyyali görememiş. Mazi müstakbeli bir yerde görünce o zaman mahlukat yoktur dedi. Yani bunu Eş'ari de bu meyandadır. Hani her şey odur demiyor ama hali pek görmediğinden tekvini kabul etmiyor. Tekvin diyor kudret sıfatının zımnındadır diyor. Ani görebilmek çok zordur. Çok ama ne kadar çok. Çok 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 zordur. Kitab-ı Mubin diye tanımlamak ancak Bediüzzaman az. Onu bize sıradan ağzımıza alıştık.
mazi ve mustakbel, ilim, emir, imam-ı bin, hal, kitab-ı bin, yani kudret ve irade. O kitab-ı bin an diyebilmek için diyemezsin, dedi. Onu tespit etmek olamaz yani. Ulema ihtilaf etmiş. Fi kitab-ı mubin, imam-ı mubin, ikisi aynıdır demişler Kur'an'daki. Üstad ayrıyeten bir vücutta demiş. Nefi mahfuzdur demiş. Aslı, kütüdür. İşte adeta tövbe, kitab-ı bin ebede bakıyor, imam-ı bin ezele bakıyor bu anlamda. Kitab-ı bin ezele, kitab-ı bin ebede, değil mi? Gibi gözüküyor. Yani. Şu andaki haletim ve hafızamla. Ben de şöyle anlıyorum abi. Bir cahil bir şey söyleyebilir miyim? Ben de diyorum ki ezel de, ebed de imam-ı mübindir. Yok ya da şöyle diyelim. Lef-i mahfuz ezel. İmam bin kitab bin ebed olabilir. O da olabilir. Baktığımız yere göre değişir. Dura göre değişir. Evet. Evet, sen diyeceğin ne var? Son paragrafı okuyalım. Son paragrafı oku. Tamam. Bu Hulusi abinin mektubu gene bu la mekan şeyi var ya. Bağladın mı? Evet abi. Sayfa? Sayfa 35. Fakat ne çare ki ihtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz, muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanesine çıkıyorum. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal edemediğim zamanlar keşke enfas-ı mağdude-i hayattan olmaya idiler diyorum. Şimdi burada 4 tane mekan sayıyor abi. Nurların karşısı 1. Kur'an'ın mucizeleri mecmuası 2. Muhterem üstadımın medresesi Peygamber Efendimizin Ravza-i Saadetleri ve Rabbul Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u la mekanesine. Bunlar sanki birbiri üstüne bindirilmiş bir şey gibi. Buzdur, sudur, şeydir. Aslında bunların hepsini şöyle katlayıp şey yaptığımız zaman aslında huzur-u la mekanesi nurların karşısı. Diyebilir miyiz abi? Tam birbirine katlanmış böyle. Şöyle bir vücut yapmıştı komutan Cem. Bedeni misalleri. Elle tutuşmuş böyle. Adamları makas da kesmişti. Evet abi. Birleştirmiş tekti. Böyle birbirine bindirse tek. Açtığın zaman böyle açılıyor. Onu saklıyorum ben. Onun gibi bir şey. Zamanda mekan aynı şey. Yani kısacası herhalde Allah-u Alem diyebilir miyiz? Düşüncelerimiz zamanı oluşturuyor. Zaman nisbidir, itibari. Emri itibaridir. Vahid-i kıyaslilerimiz. Tahayyülümüz de mekanı oluşturuyor. Tahayyülümüz mekanı oluşturuyor. Çünkü öncelik sonralık, öncelik sonralık olmadan düşüncemiz yoktur. Yani uzunluk, kısalık, bu evet. Tarz şeyler tahayyül olmadan olmaz değil mi abi? Yani uzunluk, yakınlık, kısalık, yakın, yakın çok, uzak. O da bu şey olmaz, tahayyülsüz olmuyor. Tamam. Onun için insanı insan yapan herhalde Allah-u Alem tahayyül ve tasavvurdur. Meleklerde akıl vardır. Akılsız diyemez. Deli değiller. Çünkü bizdeki ilim diyor, sen verdin. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena diyor ya. Yani bizdeki ilim yoktu, sen verdin ilim. O zaman altyapı, akıl lazım. Fakat insanı insan yapan serbest bölgedir. Tahayyül ve tasavvurdur. Abi, o zaman fani değil. Fanidir, fani değil. Değildir, dır. Değil olandır. İnsan olan fani değil ama insan olan
Mekansız olan mekan. İnsan olan kimdir? Vücutsuz vücut. Demek ki tahayyül ve tasavvur korkunç bir umma. Feci. Böyle bir umma görmedim. Yani bu kadar kaç seneden beri dima yapıyoruz. Tamam mı? İtikad beni şey yapar zannediyorduk İzan. Değilmiş yani. Bu tahayyül ve tasavvur korkunç bir şey. Hasan abi, meleklerin hayali var mıdır? Yokturuz. Mekan yok. Mekanı var adamların. Yani ama kayıt altına girdi. Düşündünüz mü tefekkür? Ya etmedim fakat melekler geliyor da Cebrail aleyhisselam onun yanına gitmiyor da onun yanına gidiyor. Peygamberimiz yani. Nakıs olur. Yani o kadar var ama insan gibi bir şey yapamaz. Mesela diyelim ki bir anda her yerde ediyor mesela. Huzur ilahide aynı zamanda arşı ferş kanatlarıyla kaplamış. Bu yapı yani bu imkan onun düşüncesine bir boyut vermiyor. O zaman öncelik sonralık melekelerde pek yok ya. Zaman o kadar o zaman şey bir şey değil abi yani şecere katı yüksekte bir yerlerde değil o zaman yani zaman değil mi? Yani öncelik sonralık yani. Ama öncelik sonralık kadar da mükemmel bir şey de iyi ki var ya. Seni insan yapıyormuş biliyor musun? Evet. Çünkü öncelik sonralık seni insan yapıyor. İşte öncelik sonralık yokken düşünceleri bir nokta yap bakalım. Bütün cihanı bir noktaya, o cihanı hakim oldu. O noktaya hakim oldu. Öncelik sonlarda kaldıracaksın, mekanı kaldıracaksın. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bana bugün deseler ki, deseler yani, zamansız ve mekansız yere geçmek ister misin? Artık ömrünün sonuna kadar orada yaşayacaksın. Bir kere usul bakımından istemem. Allah böyle yapmış. O sorgulamam Allah'ın şeyini. Ben bu usulden cevap vermeyeceğim şimdi. Şu andaki aklımla söylüyorum, beni yaratıp nefsi kudretinin elinde olan o zata yemin ederim ki bana imkan verseler, geç bundan sonra orayı yaşa, zamansız ve mekansız yaşamam. Gitme. Zamansız ve mekansız. Zamansız ve mekansız alemde bundan sonraki kalan ömrünü yaşayacaksın. Vallahi yaşamam. Gitme. Yani istidatların bir kuvveden bir fiile çıkması için onlara ihtiyaç var sanki. Evet. Yani ne olur biliyor musun? İstidatlar kabiliyet olarak çıkış olmaz da. Yok. Ama sanırım şu anda zamansız ve mekansız yerde değil misiniz ki siz aynı zamanda? Ama o bende, ben onda değil. Biz onu aldık. O bende, ben onda değil. Sen meleklerin mekanısın ya. Tahayyül tasavvuru düzgün kullanıyor. Allah bende. Yani en kesifte, en camideyim. Evet. Bir yere gitmek istemiyorum. İstemiyorum. Hatta Allah Resulü diyor ki aleyhisselatü vesselam berzak, kabir, cennetin şeyi ya beklemesen yani cennetin bahçesidir diyor. Namaz ve oruç gibi böyle dindar hayatınız varsa toprağın altı, toprağın üstünde daha hayırlıdır diyor. Onun için bu nefesi verdiğimiz zaman veya sekeratta anlarız. Yatağa düştüğüm zaman bir nefesin dahi ne demek olduğunu. Burada ben fazla uzun yaşamak anlamına demiyorum. Farkındalığımı arttırmaya çalışıyorum her gün. Bak farkındalığımı arttırmak. Mesela bugün buna ait bir şey yazdım, tamam mı? Böyle bir dünyada yaşıyor, yaşamayı istemez mi? Bugünkü bir cümlemi yazayım. Neyi, nasıl bileceğiz? Soru sordum yine. Peki neyi? Her bilme varoluştur. Her anlayışın, zanların sana perde olmasına fırsat verme. Farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne konan yöntemleri sorgulamaktır. Düşünce üzerine düşünmek,
anlayışı anlamak, körü körüne kabullenmemek. İyi dinleyin şimdi. Düşüncelerinden, düşüncelerinle kurtulamazsın. Ya peki? Vahisiz olmaz, olamaz. Çünkü vahiy, aklı yapan ve planlayanındır. Disiplin çeşitleri düşüncelerdir. Düşünceler disiplinlerdir. Kavramlar adrestir, objelerdir, olgulardır, eşyadır. Ona götürür seni. Kavramlar kastettiği şeyler değil. Misal, Arş-ı Azam kavramı, yani bu yazı, adrestir, ona işaret eder ama bu yazı o değildir. Oranın yolu fikirdir. Düşünceler o yoldaki vasıtalardır. Tefekkür, oranın sahibiyle oraya bakmaktır. Bunları tek tek konuşacağız. İnşallah. 3 sayfa böyle okuyacağız. Abi, şimdi düşüncelerini bunu vücut bağlamında bir şey yaptınız. Yani o aşamada mı yazdınız bu ifadeleri? Vücut okurken. Şu az önce Yasin abinin okuduğu vücut deyince mekandan münezzehiyeti okuduğu meal şey var ya, oralara gireceğiniz mi o tarz şeyler? Hafif. Hafif mi? En azından bir tasavvufa göre bir şey yaptıktan sonra orada Murat abi de yapacak biliyorsunuz. He, yani o vücut ve Adem unutmayı vücuda girmeyeceğim de ben bu şu olarak söyleyeceğim. Gayem şudur. Balık vermek değil de düşünce yöntemlerini düşünce yöntemi, yani yöntemi bilmek, yönteme malzeme vermek. Mesela ne diyor? Düşüncelerinden düşüncelerinle kurtulamazsın. Peki neyi? Disipline edilmiş. Mesela obje dedikleri felsefede simge dediğim şu tabak çeşit işte. Bunlar mesela tabak deyince, elma deyince insan aklı yazıya gitmiyor dört harfe, kendisine gidiyor. Arş-ı Azam deyince arşı bilmedik daha. O kargonun üzerinde yazan benim adresimdir. Ama benim mekanım değil. Yani Arş-ı Azam deyince, cennet deyince çözmüşüz değil. Yani kalemi karşına koyup tanımaya çalıştığın gibi kendini böyle tanımaya çalışamazsın. Çünkü insan kainatın çekirdeğidir. Her şey benim dışa vuruşumdur. Ayna ile varlığın bilinir ama onunla tanımlanamam. Anlamlanırım ama tanımlanamam. Taşınmak. İşte bunlar dünyanın üzerinde, dünya işte ahiretin üzerinde tenteline perde diyor ya. Çok tuhaftır. Bunları okuyordum böyle. Okurken ara boşluğu, hani kitabı yazı yazı yapan yazı zannederiz. Yazı ne kadar değerliyse inanın onu ortaya koyan ara boşluğu da yazı kadar değerlidir. Ara boşluğu yoksa yazı yoktur. Yani ara boşluğu Adem'dir, yazı vücut. Sıfır gibi ya. Hiçbir sayısal değeri yoktur ama bütün sayısallar onunla bilinir. Matematikte zaten Adem'e girmiş adamlar. 1, 2, 3 vücuttur. Eksi 1, eksi 2 Adem'dir. Eksi 1 diye bir şey yok ki. Sıfır da Adem mi o zaman? Yoksa... Evet. Yok. Şeydir, berzahtır. Eksi 1, eksi 2'ler Adem'dir. Artı 1, artı 2'ler vücuttur. Sıfır berzahtır. Berzahtır ama. Evet. Adem olmuyor zaten. Çok tuhaftır. Ve varlık bittiği zaman da hala matematik vardır. Evet. Çünkü Big Bang sıfır zaman diyorsun. Ha sıfır var ya. Hatta biraz daha arkaya gittim. Eski, eksi şu kadar zaman diyorsun. O zaman ters dönüyor vücut. Kara delik gibi üzerine sarılıyor. Güneş ışığını üzerine sardığı zaman. Kısacası
bu dünyada nurcu yaşamak, nurcu olarak yaşamak, ruhumdan söylüyorum. Bu dünyada nurcu olarak yaşamak, cennette şu anda keyif yapmaktan evladır. Ama böyle nurcu değil mi abi? Yani şöyle, böyle demiyorum, haşa, kayıtlama. Bu yöntem. Mesela Arş-ı Azam dedik, obje, şeydir, yani tanımdır, adrestir yani. Risale'deki kelimeler de böyledir. Adresi gösterir, kendisi değildir. Kendisine gitmemizi istiyor. Orada adreste kalma. Elimizde kağıt var, Mekke adresi. Kağıdı, ay Mekke'm, sen bir tanesin. O elinizdeki Mekke adresi, Kabe'nin adresini etrafına dönseniz hacı olur musunuz? Hacca gitmedikçe. Risale-i Nur'un bütün tanım şeyleri, kelamları adrestir. Kendisi değildir. Kendisi nerede? Sende. Sende. O Zat-ı Zülcelal ki nefsimiz yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki nurcu olarak bu dünyada yaşamak şu anda cennette keyif yapmaktan üstündür. Peki usul bakımından Allah şu anda cennete koymadı, beni yaşatıyorsa doğrusu budur. Usul bakımından bu dediğimi teyit ediyor. Şu anda olduğuma göre en iyisi bu. Allah eksik yapmaz. Ama kalbim ve ruhum bu tür düşünceleri, yani bununla kendini inşa etmek ve ihya etmek, iksirleyip mayalamak, keyif yapmaktan evladır. Biz cennete gitmek için gelmedik buraya. Baba, bisiklet vereceğim sana oğlum, Kur'an'a çıkarsan. Misali var ya, baba da gaye Kur'an, bisiklet vasıta. Çocuk da gaye bisiklet, Kur'an vasıta. Allah da diyor ki, kendini tanı, bisiklet vereceğim sana. Cennet vereceğim sana. Kendini tanı. Cennet haşa Allah değil, Allah'tandır. Bize Allah kendisini vaat ediyor. Bize düşen ona sahiplenmek. Haşa, cennet Allah değildir. Allah'tandır. Allah'tan olan Allah'tandır. Biz Allah'tan olana değil, Allah'a talibiz. Biz kendimizi buraya ihya ve inşa etmeye, iksirlenip mayalanmaya geldik. Onun için sakın öyle cennet sevdalısı öyle olmayın. Azap mazaplarla meşgul olmayın. Kazanızı kılın. Tesbihatınızı mutlaka yapın. Vaktinde elinize geldiği kadar namazı kılın. Vaktinde kalkın. Bu sözüm biraz size tesir etmeyecektir. Çünkü bugün akşam 11-12 dakika geç kıldım. Bu sözüm onun için bugün biraz tesir etmez. Ama bütün namazlarımı vaktinde kılmaya çalışıyorum. Vaktinde kılın. Tesbihatınızı yapın. Haftada mutlaka derslere gidin. Ama kesinlikle kendinizi inşa etme adına 5-10 dakika mutlaka risale okuyun. Bu dünyaya bunun için varsın. Gitme cennete. Burada risale oku. O zaman İdris Aleyhisselam ne pişman olmuştu biliyor musun? Hasan abi. İdris Aleyhisselam vazifesini yapmıştı. O da hikmet-i ilahi böyle bize bir örnektir. Ama İdris Aleyhisselam'a gitme. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cennete girdi, cehennemi gördü. Arş-ı Azam'a gitti, Kavuk Kayser'in imkana gitti, geldi buraya. Ama o da bir örnek işte. En iyisi Allah'ın yaptığıdır. Allah da beni burada tutuyor şimdi. En iyisi de budur. İdris Aleyhisselam tarafından da Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz Yasin. Hasan abi. Siz yaptınız. Bu şey var ya bu akşam setti Hasan abi. Geçen 3-5 gündür bizi duman ediyor Hasan abi. Şimdi bu işaretli cazdan bir aşağıdan bir yukarıdan her zaman yaptığı gibi. Evet. Bu hafta da acayip bir Hasan abi. Şimdi işaretli cazdan Hasan abi okuyoruz. Çok acayip güzel. Acayip güzel şeyler şimdi. Yani nereye okuysak buraya konuştuğumuz mevzuya bir bağlantı oluyor ya. Ne okur musun? Abi nereye okuyorum? Ya mesela şu var ya. Hani orada bir şey var. O derste de söylemiştik. Ondan ruhundan arş yarattıktan sonra üfleme hadisesi. Yani acayip var. Şimdi o semanın ve arzın ilk önce birlikte olması. Bazılarının önce, bazılarının sonra demek.